Selamlar, Birgül'ün lezzetlerine hoş geldiniz. Birazdan tarif başlıyor arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Bol bol otlu hem de ısırgan otlu. Görüşmek üzere diyorum. Tarifi başlatıyorum. Arkadaşlar merhabalar. Biraz canlı yayın gibi olacak. Otlu bir mantı yapmaya çalışacağım sizler için. Malzemelerimi buraya koydum. Başlayacağım şimdi. Şöyle bir yufkam var, hazır yufkadan. Mini mini keseceğim. Aralarına ot koyacağım, saracağım. Buraya bir çay bardağı kadar yoğurt koydum. Ayrıca yumurtanın akını başka bir tarifte yapacağım. Yumurtanın akı yapışmayı sağlıyor arkadaşlar. Şöyle de bir kaşık kadar un koyuyorum. Biraz nişasta. Su. Ve zeytinyağı ile bir sos. Bunu karıştıracağım. Sosum hazır. Sosumu döküyorum yufkaya. Birazcık az kullanıyorum. Şöyle yedirdikten sonra yufkamı keseceğim mini mini. Sesim için kusura bakmayın. Hastalıktan henüz kalkmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bu ısırgan otu soğanla birazcık soteledim. İri diye hafif rondodan geçirmekte fayda var. Şöyle yufkamın üzerine az miktarda yağladım. Şimdi kesme işlemine başlayacağım. Arkadaşlar boyunu şu kalınlıkta ben kesip sarmayı düşünüyordum. Bir tane kestim denemek için şöyle. Dedim bir gün neden bu kadar çok uğraşıyorsun? Hepsini sar, daha sonra kes dedim. Şimdi öyle yapacağım arkadaşlar. Evet, yufkayı iki tarafından karşılıklı sardım. Ortada buluşturdum. Ortadan şu şekilde hop kesiyorum. Bu alet de çok büyük kolaylık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, bu şekilde kesiyorum uzunlamasına. Ancak itiraf edeyim, tek tek yaparsanız daha muntazam oluyor. Bu şekilde birazcık ezilebiliyor. Ve tepsime bunları bu şekilde dizeceğim. Bana biraz müsaade şimdi. Bunları dizip fırına koyacağım. Arkadaşlar bana müsaade demiştim ama fikir değiştirdim. Tepsiden aldım. Şu şekilde bu mantılarımı, otlu mantılarımı böyle kaplara koyayım. Porsiyon olarak belki servis ederim, güzel yoğurtlarım diye düşündüm. Ne dersiniz? Arkadaşlar otlu mantıyı fırından çıkarttım. Bu şekilde biliyorsunuz koymuştum kabuklara. Şimdi üzerine sarımsaklı ya da sade yoğurt gezdireceğim. Siz nasıl isterseniz. Şimdi de biraz sulca sos yaptım. Üzerine ben sumak seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ben ısırgan otuyla yaptım. Baharda bol bol otlar olacak biliyorsunuz, Ege otları. Siz çeşitlendirebilirsiniz, biçimini de değiştirebilirsiniz ama böyle çok pratik oldu, atıştırmalık oldu. Yoğurt kullanmadan da tüketebilirsiniz. Çeşitli sunumlar yapabilirsiniz. Bol bol fotoğrafladım zaten sizler için. Umarım seversiniz. Böyle sosa batırıp yiyin, çatallayın, elinizle yiyin, hiç fark etmez. Klibi ben tekrar yayınlıyorum şimdi videoyu. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka sorun arkadaşlar. Bir Instagram hesabım var biliyorsunuz, Birgül'ün Lezzetleri adında. Mutlaka kayıt olmanızı, abone olmanızı istiyorum. Beni takip etmenizi istiyorum. Blogum da var. Arzu ederseniz buyurun, ayrıntılı tariflere oradan ulaşabilirsiniz yazılı olarak. Bekliyorum. Ne diyeyim? Tekrar görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Sizi baş başa